Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda çok özel bir konuğum var. Bence hem çok cesaretli, hem cesaretinden dolayı hem de yaşadığı zorlu hayata rağmen hala o iyi niyetini, iyi olmayı başarabilen birisi. Hoş geldin Funda. Teşekkür ediyorum bu konuşmayı, sohbeti benle yapmak istediğin için. Ee, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ee, bu arada tabii herkese söyleyelim, biz son 2-3 aydır beraber de çalışıyoruz zaten. Evet. Hı -hı. Sen San Francisco'ya taşın 2 yıl mı oldu biz tanışalı? 2 yıldan fazla oldu aslında. Aha. 2018'de ilk iletişim kurdum ben seninle ama Hı -hı. kısmet bir buçuk sene öncesindeymiş Tanışmamış. Bir buçuk sene önce, Okey, tamam. Peki Türkiye'deydin, bize hafif biraz göçmenlik hikayeni anlatabilir misin? Türkiye'den, İstanbul'dansın. İstanbul'danım. Hı hı. Ee, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Hı hı. Trans kimliğimi ailemden ötürü yaşayamadım. Hı hı. Tüm baskılara rağmen. Daha sonraki yaşlarda fırsat buldukça ortaya çıktı. Kaç yıl Türkiye'de yaşadın sen? Trans olarak mı? Genel olarak yani hayatında. Kaç hayatında, yaşında? Hı hı. 46 sene yaşadım neredeyse. 46 sene Türkiye'de yaşadın. ve sonra Amerika'ya gelmeye ya da yurt dışına çıkmaya mı karar verdin? Ben Amerika'ya ilk 2013 yılında geldim Hı -hı. turist olarak. O zaman gezdim dolaştım. Daha sonra 2018 yılında geldim ve Türkiye'de bulamadım cesaretle. Ee, burada doktora gittim ve hormon tedavime başladım HRT'ye Hala turist olarak ama buradasın. Yani 2018'de turist olarak geldin ve... Türkiye'ye döndüm. Hı -hı. 2020'de tekrar geldim. Hı -hı. Diş mi bozmadım. Rica Hı -hı. etmeyi düşünmüştüm ancak Covid nedeniyle... Ee, hiçbir şey yapamadım. 6 ay dolmadan Türkiye'ye dönüş yaptım tekrardan hı hı. ve beni o dönem çok ciddi ailevi sıkıntılar ve psikolojik sıkıntılar bekledi ve yaşadım da. Ardından bir gün bir kararla, ani bir kararla aklımdan sildim Amerika'ya tekrardan geldim. Gelirken de hiç param yoktu neredeyse. Bin dolar borç para aldım arkadaşımdan. 500 dolar kredi çektim, hı hı. uçak biletimi arkadaşım Amerika'dan gönderdi bana. O şekilde bir yolculuğa çıktım. Yani hiç bilinmeyen bir yolculuktu, bu karanlıktı aslında. Peki niye iltica etmeyi düşündün? Çünkü kimliğimi Türkiye'de istediğim gibi ortaya çıkartamıyordum ve ciddi sıkıntılar yaşadım bundan ötürü, baskılar. İntihar teşebbüsünde bulundum, tekrar bunları yaşamak istemedim ve burada ilk hormon tedavisine başladığım klinikte gerçekten... Hayatımda ilk defa insan olduğumu hissetmiştim. Burada Amerika'da? Tabii. Hı hı. Beni buraya en çok bağlayan noktalardan biri buydu. Bir sonraki soru mu olacaktı zaten? Neden Amerika'yı seçtin? İlk tercihin Amerika mı yoksa başka ülkelerde düşünmüş müydün? Hayır başka ülke düşünmedim hiçbir zaman. Amerika'yı da zaten dediğim gibi size hormon tedavisinde burada başladığım zaman ilk insan gibi hissettiğim yer orasıydı benim. O klinikti. Nerede bu klinik? Philadelphia'da. Philadelphia'da. Amerika'da sen birden fazla şehirde yaşadın. San Francisco'ya gelmeden önce. Tabii. Hangi şehirlerde yaşadın? Hani ilk geldiğin şehir hangisi? Ondan sonra Doğudan başlarsak ee, New York'a geldim. New York'ta kaldım 3 ay. Philadelphia'da kaldım. Maryland'da kaldım. Delaware'da kaldım. Ee, bunun dışında Virginia, Washington, D.C. pek çok eyaleti de gezdim. Turist olarak da. En son San Francisco'ya geldim. San Francisco'ya da sizin için geldim. <gülüyor> Videolarınızı <gülüyor> izledim. <gülüyor> ve sizin için geldim. Buraya gelmeden önce bir buçuk ay kadar Maryland'da eyaletinde çalıştım. Kaçak çalışıyordum. <laughs> Borç aldım uçak biletimi ödedim. 1500 dolara yakın bir para yaptım kendime. O da kiramı ödedim ve buraya yola çıktım. Çıkarken de çok endişeliydim. Çok korkuyordum. Çünkü hiç bilmediğim yer, hiç tanıdığım kimse yoktu burada benim. Ve pahalı olduğunu duymuştum her zaman. Ve gelirken trans derneklerine yazmaya başladım. Kalacak yerim yok diye, yardım eder misiniz diye. Şansım yüzüme güldü. Ve... Hemen dönüş alabildim mi trans derneklerinden? Hayır. Bir hafta 10 gün sürdü. Hı hı. Ancak bir tanesi işlerinden benle ilgilendi ve yardımcı olmak istedi. İsmini buradan vermek istersen. İsmi, i̇sim vermeyelim. Derneğin ismi tamam. Gelmek isteyen olduğu zaman ben her şekilde yardımcı olurum. Ulaşsınlar yeter ki bizim kanalımız üzerinden. Hı hı. Ve buraya geldikten sonra beni otelde ağırladılar. Yaklaşık 3 ay boyunca. Burada bana ev tuttular. Kirasını Kendi ödemek. Kendi evini. Kendi evim. Hı hı. Yalnız başıma kaldığım bir ev. E, Stüdyo daire tuttular. Nerede? San Francisco içinde. San Francisco merkezde. Merkezde. Hı hı. E, güvenli her şeyin başında derneğin dikkat ettiği şey benim güvenliğim burada. Kaldığım otelde bile seçtiğim hı hı. evde bile benim güvenliğim söz konusuydu her zaman için. Şu an hala anlaşmamız sürüyor dernekle ve bana aylık ilk başta 200 sonraki aylarda 300 dolarlık bir gıda çeki verdiler. Peki nasıl yardımcı olabildi mi San Francisco gibi... Pahalı bir şehirde olmaz olur mu? Bana bu destek olmasaydı ben kesinlikle şu geldiğim güne gelemezdim. Gelemezdim yani imkanı yok. Çünkü gerçekten pahalı bir şehir. Ee, ev kiraları çok yüksek. Bunun dışında sadece bir dernek değil... Birden çok dernek var bu şekilde translara, gaylere yardım eden dernekler. Çok çeşitli aktiviteleri var. Sağlık aktivitesi var, doktor aktivitesi var ya da... Mesela onu soracağım. San Francisco'da bir trans kadın göçmen olarak gerekli Hı -hı. sağlık desteğini alabiliyor musun? Kesinlikle. Herhangi bir ücret ödüyor musun? Hayır. Nasıl doktor, oluyor bu? Doktor erişimi neredeyse sınırsız. Hem kendi klinimde hem de buradaki büyük bir devlet hastanesinde ilaç erişimi sınırsız ve ücretsiz. Doktor da aynı şekilde. San Francisco'nun ve Kaliforniya'nın yapmış olduğu bir sigorta var. Bundan faydalanıyorsunuz geldiğiniz zaman. Ve göçmen olarak da. Tabi. Bu hizmetlerden yararlanabiliyorsun. Kesinlikle. Sonuna kadar yararlanabiliyorsunuz. Şu ana kadar hiçbir hormon ilaçlarıma Ücret ödemedim. Normalde herhalde çok pahalıdır hormon ilaçları Tabii ki. Her türlü doktor desteğinde bulundular. Psikiyatri, psikolog, ondan sonra hormon tedavimle ilgili. Peki bu desteklerden hiçbirini <laughs> Türkiye'de alabilmiş miydin, aldın mı ya da alan tanıdıkların var mı? Türkiye'de bu gibi kaynaklara erişim oldukça zor <laughs> ve güç, şans istiyor. Ee, ama ben Türkiye'de gelmeden son buçuk sene önce psikiyatri ve psikolog desteği aldım. Haseki Hastanesi'nden bir doktordan aldım ve Cerrahpaşa Cinsiyet Disforisi'ne katıldım. Hormon içinde Cerrahpaşa Endokrin Kliniğine gidiyordum. Nasıl da oradaki deneyimin ve buradaki deneyimini karşılaştırırsam hizmet olarak bence Türkiye daha güzel. Uh -huh. Kesinlikle hizmet olarak daha güzel. Tabii ben klinikte devlet hastanesini kıyaslıyorum. Buradaki devlet hastanesinde Oldukça on numara. Bunu kesinlikle ekleyebilirim. Hiçbir ayrımcılık yaşadın mı Türkiye'de ya da burada? Hayır. Yani şöyle hayır. San Francisco'da hiçbir şekilde cinsel kimden ötürü hiçbir saat ve hiçbir yerde bir sıkıntı yaşamadım. Ee, ama Türkiye'de toplu taşımada olsun, işte gittiğiniz yerlerde olsun, gerek bakışlarla, gerek söylemlerle insan şiddeti görmüş oluyor. Bu şiddeti aslında burada anlıyorsunuz yaşadığınızı. Çünkü Türkiye'de yaşarken o fonus içerisinde hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Ancak burada durulunca onların bir şiddet ya da başka bir şekilde baskı oluşturduğunu hissetmiş ve görmüş oluyorsunuz. Benim aslında hem kendimin de yaşadığı ve birçok müvekkilimizin de yaşadığı Türkiye'de günlük hayatın bir parçası haline geliyor sanki kötü muameleye uğramak kendi kimliğimizden dolayı. Ama ancak özgür bir topluma gelince sanki fark ediyoruz ne kadar aslında normal olmadığını ve olmaması gereken şeyler şeyleri her gün yaşadığımızı. Hı hı. Değil mi? Tabii ki kesinlikle. Peki Amerika'daki şehirleri karşılaştırırsan birçok şehirde yaşamışsın, tecrübe etmişsin. Ee, karşılaştırırsan San Francisco ve diğer şehirleri hani hangisi sence daha göçmen yanlısı ya da LGBTİ yanlısı? Bence birinci sırada San Francisco var yaşadıklarımın içerisinde. İkinci sırada New York. Philadelphia ve Maryland alt sırada. En uh -huh. Ve yani çok da keyifli değildi. Uh -huh. Orada da kötü anılarım oldu mesela. Uh -huh. Evden çıkartıldım trans kimliğinden, trans -kimliğinden dolayı. Tabii. Hı hı. Amerikalı bir ev arkadaşım vardı, ev sahibini arayıp çıkarttırdı beni. Türk ev sahibim kabul etmişti beni. Hı hı. Evet, maalesef Amerika'da da tabii birçok ayrımcılık oluyor LGBT bireylere karşı. Ee, New York, San Francisco, Los Angeles gibi kıyılardaki şehirler, büyük şehirler tabii biraz daha iyi dostu ve en azından korumalar çok daha fazla. Burada polise gidebiliyorsun. Ee, tabi bazı diğer yerlerde Amerika'da tabi polis de korkutabiliyor. Kork korkunç gelebiliyor bazen değil mi? Tabii. Mesela ben Delaware'da bunu yaşadım. Polis korkusunu. Maryland'da yaşadım. Ben kapının önüne çıkamıyordum Maryland'da kaldığım yerde. Kal kalınması yasak olduğu için çalıştığım patronum bana e, o bir yer vermiş. Çok güzel bir yer ama işte... Yaşam konakta... alanı değil. Olarak ruhsatı iptal edilmişti. Hı hı. Ben orada kalıyordum ve dışarıda polis varken kapının önüne çıkamıyordum. Camdan bile bakamıyordum. O günleri yaşadığımı hatırlıyorum çok iyi. Hı hı. Sonra San Francisco'ya taşındın. Peki San Francisco'da bir trans kadın göçmen olmak nasıl? Çok güzel bir duygu. Ben iyi ki buraya geldim. Her gün buna şükrediyorum aynaya baktığım zaman. Ee, gerçekten çok mutluyum. Yani trans kadın ya da kadın hiçbir şey fark etmiyor hem saygı hem e, davranış hem sizi koydukları sıfat tamamen bir kadın ya da bir insandan bir farkınız yok İnsansınız. bunu çok net anlıyorsunuz Türkiye'de birçok kadın maalesef günlük hayatlarında otobüste Baş, sokakta başka yerlerde tacize uğruyor. Hı -hı. Senin bu tarz bir şey hiç San Francisco'da başına geldi mi? Sabahın altısında Uber it yaparken marketten alışveriş yapmayı gitmiştim. Orada zenci bir e, güvenlik görevlisi tarafından elle tacize uğramıştım. Hı -hı. Peki sonra ne oldu? Polise şikayet ettin Polise mi? Polise şikayette Hı -hı. bulunduk. Hı -hı. Bilmiyoruz ne oldu. Her türlü desteği alabildin mi polisten ya da sana yardımcı olan diğer kişilerden? Bu süreç boyunca. Tabii benim derneğim direkt ilgilendi zaten olayla <laughs> ve ben olayı çok önemsemedim ama derneğim asla buna göz yummadı. <laughs> o zaman ben işin ciddiyetinin farkına vardım. Burada da kadın olmak zor yani. E tabii. Değil mi? Ama değil aslında. Yani bu yaşan dünyanın her yerinde yaşanan bir şey, yaşanabilecek <laughs> bir şey. Çünkü her insan bir değil karşınıza çıkan. Ama aynı şey Türkiye'de olsaydı çok daha farklı sonuçlar doğardı. Türkiye'de ben polise... burada daha güvendi hissediyorum kendimi. Türkiye'de polise bir trans kadın olarak gidip yardım. Böyle bir konuda asla yapamazdı. Hı -hı. Ve karşındaki kişinin çok daha ileri noktaya gidebileceğini de hepimiz tahmin edebiliriz. Türkiye'de, değil mi? Türkiye'de tabii. Hı -hı. Bu arada tabii ki San Francisco'da hiç suç işlenmiyor ya da kimse kötü muameleye uğramıyor ve böyle dersek yalan olur. Buradan tabii ki doğruları söylediğin için çok teşekkür ediyorum. Burada LGBT bireyler de dünyanın geri kalanına göre tabii ki çok az miktarda olsa da yine kötü muameleye uğradıklarını Kesinlikle. biliyoruz ama tabii ki polis arkamızda, şehir yönetimi arkamızda böyle bir şey olduğu anda polise gidip istediğimiz yardımı alabiliyoruz tabii. ve poliste, karakolda hiçbir polis memurundan kötü muamele görmüyoruz. Bunu ben bizzat yaşadım. Sen de sanıyorum bizzat yaşadın. Tabii değil mi o koruma korunma bilgisi bile Bence çok e, insana gerçekten moral veren bir şey kesinlikle moral veriyor ve kendinizi güvende hissediyorsunuz bir kadın olarak San Francisco'da istediğiniz saat istediğiniz kıyafetle istediğiniz yere gidebiliyorsunuz Tabii bazı noktalar hariç evet. her yerde olduğu evet. gibi bazı noktalarda tehlikenin sınırı biraz daha yüksek olabiliyor ama ben ve diğer kız arkadaşlarım şu ana kadar yaşadıkları hiçbir sıkıntı görmedim ben. Hı hı. Beninki bile şey, elle gösterilen, parmakla gösterilen bir olay. Yani çok az rastlanan bir yani olay ben herhalde. Yani duymadım bayan hı hı. arkadaşlarımdan da hiç. Yok. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet. Peki Amerika'ya geldikten sonra hayatın nasıl değişti Türkiye'den? Ya da bu süreç boyunca hiç Türkiye'ye geri dönmeyi düşündün mü? Aklından geçti mi geri dönmek? Geri dönmeyi hiçbir zaman düşünmedim. Ama Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum. Özellikle doktorlar için. İstanbul'a değil mi? Evet. İstanbul'daki doktorlar burada inanılmaz meşhurlar. Herkes İstanbul'a gidip evet. e, sağlık orada hakikaten. Bu sana dersem çok uzun yıllar alacak tekrardan benim Türkiye'ye dönüp de bu sağlıktan faydalanmam. Ama iyi ki geldim diyor musun yoksa keşke gelmeseydim mi diyorsun? Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Kesinlikle iyi ki geldim ve her günde aynaya bakıp şükrediyorum. Burada olduğumdan ötürü. Peki ilticaya başvuru yapmadan önce bir maddi manevi ön hazırlık yaptın mı? Buraya geldiğim zaman cebimde çok az bir para vardı. En büyük şansım dediğim gibi Kadın Derneği'nin bana sunmuş olduğu konaklama imkanıydı. Bir süre sonra iş bulabildim. Hemen bulamadım çalışmak için. Kaçak yolla çalıştım. Herkesin burada çalıştığı gibi. Bu arada burada bir dipnot geçeyim arkadaşlar. Eğer Amerika'ya bir yıl içerisinde yani Amerika'ya son giriş tarihinizden itibaren bir yıl içerisinde iltica başvurusu yapıyorsanız kaçak çalışmanın ilticağınızın esasında olumsuz bir etkisi olmuyor. Bunu söyleyeyim. Feragat ediyor Amerikan hükümeti size ceza vermekten. Çünkü iltica başvurusu yapmışsınız ve onaylandığı takdirde dediğim gibi herhangi bir sorun olmuyor Çünkü iltica başvurusu yapanların çalışmaya ihtiyacı olan topluluklar olduğunu Amerikan hükümeti zaten biliyor. O yüzden de herhangi bir cezai işlem uygulamıyor iltica açısından yine söyleyeyim. Bu şekilde bunu da altını çizmek istedim. Hı hı. Şu anda çalışma iznim var. Çalışma iznim geldi. İşte 150 gün sonra başvuru yaptık ve geldi. Yasal olarak çalışıyorsun. Yasal olarak çalışıyorum. SSN'im var. Çalışma iznim, kartım her şeyim mevcut. Amerika'ya bu arada sen en son girişin sınırdan mı olmuştu? Meksika sınırından yoksa vizeyle mi giriş yapmıştın? Vizeyle, turist vizesiyle, turist vizesiyle giriş yaptım. Giriş Ve daha sonra iltica başvurusu yaptın. Aynen o şekilde. Hı hı. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra iltica başvurumuzu yaptık. Hı hı. Peki süreç nasıl? Yani dosyayı hazırlamak nasıldı? Senin için tabi duygusal anlardan konuşuluyor. Daha sonra belge toplama aşaması var sanıyorum. Çok kısaca bahsetmek gerekirse... Nasıl bir süreçtesiniz? Ben çok zorlandım. Için? Yani kişisel yapımdan ötürü bazı şeyleri yazmam çok zor. Hı hı. Yani kendi kişisel noktamdan ötürü yazmam zor. Söylemem zor oluyor çoğu zaman. Bu herkes için böyle oluyor. Ama özellikle LGBTİ bireyler için iltica başvurusunda konuşulan konular hep özel konular çünkü. Hı hı. Hani biz e, Kürt vatandaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Ya da Alevi dini konular oluyor. Mesela ateist, deist başvuruları. Ama onlar belki de LGBTİ kadar hani özel bir konu değil. Burada cinsellik var, cinsiyet var. Hatta hatırlarsan ilk paylaşımımda e, seninle özel konuşmak istemiştim. Bir ara beni aramıştım bundan ötürü. Hı -hı. Direkt karşınızdaki her kişiye her şeyi bir, an, bir anda söyleyemiyorsunuz ama... E, ...gerçekten size yardım edici bir süreç sizin ekibiniz. Destekleyici bir şekilde psikolojik olarak da işte dosyanızın hazırlanması konusunda da yardımcı olan geldiğimizden yani, bir... geldiği kadarıyla tabii, tabii. ki ee, ben hep şunu bir de sonunda iltica memuruyla bir devlet memuruyla tabii görüşme var iltica görüşmesinde ben hep diyorum ki müvekkillere bunu bir bedava psikolojik terapi e, seansı gibi düşünün. İçinizi dökün. Tabi çok zor tanımadığınız birine çocukken yaşadığınız olayları anlatmak. Genç, kadınken yaşadığın olayları anlatmak. Ama maalesef iltica süreci bu şekilde hep hayatınızda başınıza gelen kötü olayları kapsayan bir süreç. Hı -hı. Ama inşallah son kez konuşuyor oluyorsunuz ve ondan sonra da bitiyor. Bir daha da konuşmamak, düşünmemek e, en iyisi olabiliyor. Peki buradan iltica etmek isteyen LGBTİ bireylere önerebileceğim bir şey var mı ya da ne söylemek istersin? Kimseye iltica edin diyemem. Böyle bir insanları etkileyecek şeyim yok. Tabii ki. Yap Büyük bir karar, kişisel Tabii. bir karar. Ama şu var, bir trans birey olarak gerçekten mutlu olabilecekleri yerde yaşamalarını tavsiye ederim. Güvende yaşamalarını ve mutlu olabilecek şekilde yaşamalarını tavsiye ederim. San Francisco'da bu yerlerin içerisinde bence en önemli ve en güzel yer. Eğer bir yola çıkacaklarsa her şeyi göze almalılar. Ben o şekilde karanlığa doğru yürüdüm ve aydınlığa burada çıktım, ulaştım. Pek çok arkadaşım, dostum, pek çoğu bana destek oldu. Ne kadar güzel. Evet. Üniversite arkadaşlarım, komşularım bu kararımdan ötürü ve burada olmamdan ötürü çok mutlular. Her gün konuşuyoruz. Vallahi şanslar açık olsun. Hı hı. Evet, evet. Funda çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir sohbetti ve eminim birçok LGBTİ bireye özellikle de tabii seçimler geçti. 28 Mayıs seçimleri geçti. Herkesin hepimizin umudu vardı. Ama sonuç beklenen gibi olmadı. Ben hep şuna inanıyorum. Herkesin başka birisine yardımcı olması çok güzel bir şey hayatta. Ancak bunu yapmadan önce uçaklarda da anonsla denir. Önce kendi oksijen maskeni takmalısın ki çocuğuna ve yanındakine yardımcı olabilirsin. O yüzden bence hepimiz önce kendimizi güvene alıp kendimizi e, tehlikeden çıkartmalıyız ki ve huzura ve mutluluğa ulaşmalıyız ki başka birisine de yardımcı Yardım. olabilelim. O yüzden e, çok teşekkür ediyorum paylaştıkların için. Ben teşekkür ediyorum en başta senin tanıdığıma ve seninle çalıştığıma çok mutluyum. Tüm LGBT'li arkadaşlara da Pride ayını kutlarım. Haziran ayındayız şu anda. Önümüzdeki hafta Pride olacak. Tabi bu video ne zaman yayına girecek onu göreceğiz. Muhtemelen Pride bitmiş olacak. Çünkü hmm. tabi İstanbul şu anda biraz çalkantılı geçiyor o yüzden belki Temmuz ayı olabilir bu video yayına girdiğinde ama umarım bu videodaki bilgiler bu sohbet Fundan'ın paylaştığı kendi deneyimleri size biraz da olsa yol gösterici belki olabilir yol gösterici olmasa da en azından yalnız olmadığınızı ee, olmadığınızı hatırlatır. Dediğim gibi ben eşcinsel bir birey olarak buradayım, sen trans bir kadın olarak buradasın ve e, hiçbirimiz yalnız değiliz. Siz de yalnız değilsiniz. En azından bu video bunu anlamaya yardımcı olursa en azından. E, Aa, benim gibi LGBTİ bireyler de var demeye yardımcı olursa. Çünkü ben çocukken yoktu etrafımda, hı hı. sosyal medyada yoktu zaten. O yüzden e, o yüzden de zaten sürekli bu tür bilgiler paylaşmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben Hayatını bizlerle paylaştığın için. Ben ee, teşekkür ediyorum. Görüşmek, güzel Görüşmek güzel. üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.